Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2019 Altay kariyerimize devam ediyoruz. Geçen bölüm ligin büyük takımlarıyla oynadık. Gençler Birliği Osmanlıspor Süper Lig'den yeni geldikleri için büyük takımlar diyorum lig için ve İki takımı da yendik. Gençler Birliği'ni 3-1, Osmanlıspor'u 4-1 yendik ama Gazişehir'e 2-1 yenildik. Büyük bir ihtimalle bu büyük iki takımdan, daha doğrusu Gençler Birliği maçı Gazişehir maçından önceydi. Büyük takımla oynadığımız için biraz zorlu bir takımla diyeyim. Oynadığımız için biraz yorulduk. O yüzden yenilmiş olabiliriz diyebilirim. Şimdi bu bölümde birincilik maçı olarak Afyonspor maçıyla başlayacağız. Kendi evimizdeyiz. Ondan sonra Trabzonspor maçımız var. Türkiye Kupası 5. tur 1. ayak maçı. Önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor maçında kendimizi göstermek istiyoruz. İsmimizi yeniden Türkiye'ye duyurabilmek için. Ve daha sonra da Karabükspor maçı geliyor. Trabzonspor maçından sonra büyük ihtimalle Karabükspor maçına yorgun biraz yorgun çıkabiliriz. Deplasmana gideceğiz. İki tane üst üste zorlu deplasmanımız var. Afyonspor maçından sonra. Afyonspor biliyorsunuz ki Türkiye Kupası 4. tur maçında 1-0 yenip elemiştik. Şimdi ligde karşı karşıyayız. Bakalım tekrardan yenip yolumuza devam edebilecek miyiz ligde de? Ferhat'ın cezası var. O yüzden onun yerine Metin oynayacak. Onun haricinde herhangi bir eksiğimiz yok. Kendi evimizde oynayacağız. O yüzden şanslıyız diyebilirim. Maça hemen başlayalım. Ve Altay Afyonspor maçı başlıyor. Mert'in de gelişmesini bekliyorum. Gelişmesini beklediğim oyunculardan bir tanesi. Dışarı attı Afyonspor oyuncular. Burada Mendy'ye dikkat etmemiz lazım. Afyonspor takımında Mehmet Sedef aynı şekilde. Ama en çok Mendy'ye dikkat etmemiz lazım. Çünkü savunmanın arkasına uzun toplarda hızını kullanıp savunmanın arkasına sarkabiliyor Mendy. Kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor. Kalecileri de önemli bir kaleci. Geçmek zor oluyor gerçekten bu kaleciyi. Bakalım bu maçta birkaç kere geçebilecek miyiz? Mert içeriye doğru savunma karşıladı. Metin'de kaldı top. Metin, Adnan, Serkan güzel çağırsa gol olur. Açtı Leandro. Müthiş açtı içeriye Marco. Marco. Leandro müthiş indirdi. Ve Marco müthiş vurdu. Ve 1-0 öndeyiz. Afyonspor karşısında. Bu gol bizi üçüncülüğe kadar çıkartır. Aradaki farkı da birinci ile 3 puanı, ikinci ile 2 puana kadar indirir. Tabii ki Gençler Birliği'nde maç eksiği var. Onlar bizim üstümüze de geçebilirler. Yenilirlerse altımızda da kalabilirler ligde. Önemli olan alabildiğimiz kadar bütün maçları alabilmek. Çünkü her puan altın değerinde ve bizi Süper Lig'e itecek puanlar. Büyük takımlardan 3 puanları almaya çalışacağız. Yani Süper Lig'den yeni inmiş takımlardan bahsediyorum. Büyük takım derken sadece onu kastediyorum. Süper Lig'den geldikleri için güçlü bir kadroyla geliyorlar çünkü. Egemen kurtardı, müthiş kurtardı. Metin'i uzaklaştırdı. Şimdi bu maçta 2-3'ü bulursak Furkan Deniz'i oyuna almaya çalışacağım. Genç yeteneğimiz. Tekrar içeriye Egemen. Egemen çok iyi kurtardı Tevfik. Topu uzaklaştırdı.
Ve iki yarıyı bitirdik. İkinci yarıya başlıyoruz Marco'yla. Beş şut çekti, ikisi isabetli oldu. Onlar altı şut çektiler, ikisi isabetli. Bizden fazla şut çektiler. Hemen hemen her maç biz çekeriz şutları en fazla. Bakalım yine fazla şut çeken takım biz olacak mıyız? Leandro Capel müthiş bir asisti var bugün. Marco'ya 60. dakikaya kadar da geldik. 7 şut çektik, 3 isabetimiz var. 7'şer şut oldu iki takımda. Bir gol daha atarsak rahatlarız. İbrahim Öztürk serbest vuruşu kullandık. Serkan kaptırdı ama Metin topu kaptı. Tekrardan Serkan. Serkan'dan Pedro'ya. Pedro topu kaptırdı. Bakalım biz karşılayabilecek miyiz? Mendy'ye yine uzun bir top geldi. Mendy vurdu. Egemen kurtardı. Kornere çıktı top. Dikkatli olalım çocuklar. İçeriye oynadılar. Evet, Soro Egemen'i itmiş, kaleci itti. İkinci golü de bulabiliriz bence ama biraz zorlanıyoruz Afyonspor karşısında. 82. dakikaya geldik artık. Onlar 3 değişikliklerini de yaptılar. Şu an şut 12 şutumuz var. 4 isabetli. Onların 10 şutu var, 3 isabetli. Bayağı faulli bir maç geçiyor. 21 faul yaptık. Biz onlar 17 faul yaptı. 3 sarı kart yedik, 2 sarı kart yediler.96-4'ün içerisindeyiz artık. Yine 1-0 bitecek gibi. Maç dikkatli olmamız lazım. Mendy'ye doğru Mert çok iyi girdi araya. Leandro, Metin, Tevfik. Tevfik'ten Leandro'ya Mert. Leandro'dan Mert'e Mert. Mert orta sahaya kadar geldi. Çok güzel pas düşüncesi Marco'ya ama Marco çok hızlı değil. Mert yine girdi araya. Tevfik, İvan, İbrahim ve maç bitti. 1-0. 1-0 yine Afyonspor'u yeniyoruz. Türkiye Kupası'nda olduğu gibi. Tek gollü galibiyet. Üçüncülük. Üçüncülüğe çıktık şu an. Tabii Gençler Birliği'nin dediğim gibi bir maç eksiği var. Bakalım. Onların maçı nasıl geçecek? Ama yine de puan almaya devam ediyoruz. Artı 13'te avarajımız var. Şimdi büyük maça geliyoruz. Trabzonspor maçına geliyoruz. Deplasmana gideceğiz Trabzon'a. Çok heyecanlı bir maç olacak bence. Bakalım Trabzonspor maçında neler yapacağız. Ve Türkiye Kupası Trabzonspor maç günündeyiz. Trabzonspor'un sahasına gideceğiz. Görüyorsunuz oranları 1.80'e 4. İstikrarsız bir şekilde gidiyormuş Trabzonspor. Biz sağlam bir şekilde gidiyoruz. Bakalım maç istediğim gibi geçecek mi? Ferhat bu arada tekrardan ilk 11'de. Ve Trabzonspor maçına başlayalım. Bu heyecanlı maça bir başlayalım. Bakalım taktiğimizi Trabzon'da, Trabzon'un sahasında, Trabzonspor karşısında da gösterebilecek miyiz? Güzel oynayabilecek miyiz diyelim ve maça başlayalım. Birinci dakikaya geldik bile. Trabzon faulle başladı. Biz ilk şutumuzu çektik. İlk şutumuz da isabetli oldu. Şimdi Trabzonspor
taçı kullandı. Önemli ayakları var. Trabzonspor'un. Dikkatli orada alalım. Çok güzel aldık. Ferhat. Pası Marco'ya. Marco. Sol kanatta Marco. Ve kaptırdı Marco. Orada karşılayacak mıyız? Karşılayamadık. Abdülkadir'e kadar geldi. Abdülkadir Ömür. Adamyan diye bir oyuncu almışlar. Ve Egemen'de kaldı top. Şimdi Pedro. Pedro. Pedro kime veriyorsun Pedro? Bu hataları yapmamamız lazım Pedro. Karşılayın abi. Çıksanıza karşısına. Açtınız önünü ya. Özkan Yıldırım Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor. Kendi evinde 1-0 öne geçiyor Trabzonspor. İkinci dakikanın içerisindeyiz. Tam takım Trabzonspor'un karşısındayız. Trabzonspor korneri kullandı ve dışarıya attılar. Hadi çocuklar. Trabzonspor 4 şut çekti. Biz 2 şut çektik. Birisi isabetli. Trabzon'un 3'ü isabetli 4 şutun. Çok yetenekli bir takımı var Trabzonspor'un ama biz de fena değiliz. Sarı kart gördün. Dikkat et Leandro. Trabzonspor korneri kullanıyor ve dışarıya. Bu yarı bir gol bulmamız lazım çocuklar. Bir gol bulmamız lazım. Bu yarı Pedro taçı kullandı. Serkan, Pedro içeriye doğru. Savunma uzaklaştırdı. Mert'te kaldı. Mert içeriye vur gol oldu. Adnan Agonovic. Adnan Agonovic. 1-1. Altay'ımızı golünü atıyor. Bir bire getirdik maçı. Aferin çocuklar. +45 oynayacak dedi hakem. Mert'e geldi. Mert uzaklaştır topu. Uzaklaştırdı. Ama herhangi bir arkadaşını uzaklaştırsaydın daha iyiydi. Trabzonsporlu oyuncularda kaldı top. Mustafa, Novak. Çok güzel aldı Leandro Kapel. Leandro Kapel güzel bir pas. Marco Aganovic. Çok iyi geldik. İkiyi de bulabilirdik. Adnan vurmasa orada belki biraz ilerlese vursa gol olabilir. Ya da arkadaşını düşünse gol atabilirdik. İlk yarı 1-1 bitiyor. Trabzonspor 1, Altay 1 ve biz ikinci yarıya başladık. İbrahim Öztürk İvan'a verirken önemli bir pozisyon olmadığını anladık. İki takım da 7'şer şut çekti. Şimdi 8 şut çekti. Trabzonspor 5 isabetli. Biz 7 şut çektik. 3 isabetli. Çok faulli oynuyoruz. 17 faulimiz var. Onlar 6 faul yapmış. Biz 2 sarı kart yedik. Onlar 1 sarı kart. Şimdi Trabzonspor taçı kullandı ve Pedro girdi ama Serkan Sözmen'e kırmızı kart çıkartıyor. Hakem. Taktiğe gelemiyoruz. Şimdi gelelim. Taktik. Dur bakalım. Şöyle yapsak. Çok şey kalmasa orası. Var mı bizim? Sağ Özgür var. Aynen. Bu şekilde oynayalım. Savunma boşta kalmasın. 2-1.
Trabzonspor 2-1'e getirdi. Tabii 10 kişi kalınca biz. On kişi de 2-2'ye getirebiliriz bu maçı. Biz altayız. Hadi çocuklar. İnanıyorum size. 65. dakikadayız. Trabzonspor 2, Altay 1. Trabzonspor şimdi taçı kullandı. Araya girdik. Tekrardan o Trabzonsporlu oyuncularla kaldı. İçeriye doğru 3-1. Moralleri bozmayın, moralleri bozmayın ya. Konsantre olun. ...81. dakikaya geldik. Trabzonspor saldırmaya devam ediyor. Yine içeriye. Yine Trabzonlu oyuncular da kaldı dışarıya. Korneri kullanıyor Trabzonspor Abdülkadir. Ömürle Egemen... ...birincisini çıkarttı ama ikincisini çıkartamadı. Trabzonspor 4-1'e getirdi maçı. Pedro. Serbest vuruşu kullanıyoruz. İçeriye doğru. İbrahim'e gelmedi. Bizim sağımıza kadar geldi top. Mert. Mert'ten Özgür'e. Özgür. Pedro. 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 Marco. Marco. Ferhat. Mert'e güzel pas. Güzel aç içeriye Mert. Açtı. Savunmadan döndü. Mert tekrar. Leandro. Ferhat. Ferhat Adnan Agonavic 4-2. 4-2'ye getirdik. Artı 4 dedi hakem. Keşke yemeseydik o kadar gol ya. Kapabilir miyiz oradan? Egemen yine kurtardı. Çok güzel bir daha kurtardı. Egemen. O formayı hak ediyor, hak ede hak ede oynuyor Egemen. Kapamadık yine Abdülkadir. İçeriye doğru yine oynadı. Mustafa'ya kadar geldi. Mustafa, Batuhan, Özkan uzaklaştırdık. Yine Trabzonsporlu takım oyuncusuna kaldı ama maç bitiyor. Topa sahip olmada biz üstünüz %52'ye %48. Tabii ki oyuncuları çok yetenekli ve süperlik oyuncuları oldukları için o özelliklerini de kullanıp 4-2 maçı kazandı. Trabzonspor şimdi Karabük Spor'la maçımız var. Karabük kaçıncı? 18. şu an Karabük. Bakalım Karabük spor maçında neler yapacağız. Ve Karabük spor maç günündeyiz. Trabzonspor'a ağır bir yenilgi oldu ama gol atmadan da bırakmadık o maçı. Şimdi Karabük sporla maç yapacağız. Ligin sonuncu sırasında bulunan Karabük'le. Leandro yok, onun yerine Furkan Deniz oynayacak. Genç yeteneğimiz. Ve başlıyoruz. Maça başlıyoruz. Karabük'ün sahasındayız. Ne kadar düzgün bir saha. Faul, sarı kart Ferhat. Aman dikkat edelim Ferhat. Biz ligde hedefleri olan bir takımız. Tevfik
serbest vuruşu kullandı. Direkten kaleciye çarptı ve savunma taça attı topu. Dakika 10'a yaklaşıyor artık. 4 şut attık. Biri isabetli artık. Karabük fazla gol atabilen bir takım değil. Atalım. Tevfik. Korneri kullandık. Ivanovic. 1-0. Karabük için hani Süper Lig'den yenilmiş takım falan dedim ama bayağı kötüymüş durumları. Eksi 24 averajları var. Gol de atamıyorlar çok fazla. 5 puan da ligin sonuncusu olan bir takım. Buradan almamız lazım gerçekten 3 puanı. Devam etmek için ikinciliğe geçmiş oluruz. Bu maçı alırsak ama tabii ki gol atarak. Fazla gol atarak alalım. Korner Tevfik yine kullandı. Direkten dışarı. Ivan. Serbest vuruşu kullandı. Furkan Deniz. Adnan, Mert Yılmaz içeriye doğru Furkan Deniz. Genç yetenek 2-0. Furkan Deniz golünü atıyor. Aferin Furkan. Moral için çok iyi olacak bu gol. Tevfik yine korneri kullanıyoruz. İçeriye doğru İbrahim Öztürk'e gelmedi. Furkan Deniz tekrardan Tevfik. Tevfik vurdu. Savunmadan döndü. İbrahim Öztürk, Serkan, Mert Yılmaz, tekrar İbrahim Öztürk, Mert Yılmaz, Tevfik, Furkan Deniz'e döndü. Furkan Deniz, şutu ikinci golünü atıyor Furkan Deniz. Furkan Deniz genç yetenek sol ayağıyla müthiş vurdu. 3-0'a getirdi maçı. Furkan Deniz. Aferin Furkan. Altay 3, Karabükspor 0. 20 şut attık, 8'i isabetli. Onlar 1 şut attı, isabetli. Şutları yok şu an. Bu yarı 4 atar mıyız bilmiyorum. Artı 17'ymiş. Osmanlı Spor'un avarajı bir gol daha atarsak bize artı 17 avarajımız olacak. Hadi çocuklar. Artı 2 verir herhalde hoca. Artı 2 verdi zaten. 47. dakikaya geldik. Ve ilk yarı 3-0 üstünlüğümüzle bitiyor. İkinci yarıya Marco ile başlıyoruz. Bir gol daha atalım. Artı 17 averajı yakalayalım. Adana Spor'la, pardon, biraz önce Osmanlı dedim. Adana Spor'la avarajları yakalayalım. Puan olarak bizden 2 puan ilerideler. Serkan karşılığında Karabük Spor'la oyuncular da kaldı. Karabük Spor golü attı. 3-1. Tevfik'in 2 asisti var bugün. Furkan'ın da 2 golü var. Bir gol de İvanov'dan geldi. 58. dakikadayız. Oyuncu değişikliği yaptı Karabükspor. Ben herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. Birkaç tane daha gol atmak istiyorum bu maçta. Ki averajımız yükselsin. Yemeden aslında atmak istiyordum ama bir tane gol yedik.
71. dakikaya geldik. 28 şut attık. 13'ü isabetli. Bu 13 isabetli şuttan 3'ü gol oldu sadece. Tabii ki iyi değil bence. Hiç olmazsa 2 gol daha atmış olmamız lazımdı bu kadar şuta. Tevfik. İçeriye doğru. Savunma uzaklaştırdı. İçeriye. Dışarıya çıktı. Çok çok İyi bir gol olabilecekti gerçekten gol olsaydı. Bir yanlışlık yapacak gibi duruyor. Karabük sporlu oyuncular. Adnan koştu, aldı topu. İvan, Furkan Deniz, Ferhat, Pedro, Adnan, Furkan uzaklardan denedi şutunu. Bir hat-trick yapar mıyım şutuydu? Olmadı. Şimdi İvan pas verecek arkadaşının adı İbrahim Öztürk'e döndü. İbrahim. Tekrar İvan, tekrar İbrahim. İbrahim kaleci Egemen'e kadar döndü. Egemen İbrahim'e tekrar Egemen. Ya oynasanız oğlum düzgün. Egemen İbrahim. İbrahim uzun oynadı Marco'ya doğru. Marco kaleci. Korner. Tevfik korneri kullanıyoruz. İçeriye doğru savunmadan sekti ve savunma uzaklaştırdı. Kulaklığımı oturtamadım. Pardon. Durum 3-1, 85. dakikadayız. Furkan gelişmen lazım. Dribbling falan iyi ama hızlanman lazım. Orta yapıyor olman lazım. 90 artı 3 oynayacağız. İvan. Tevfik, Ferhat, Furkan Deniz, Furkan ayağı çok hızlıdır. Furkan, Tevfik'e pası, güzel Tevfik, Serkan, içeri açtı Ferhat. 4-1 Ferhat. Dört bir oldu Ferhat artık. 90 artı 3'ün içerisindeyiz. 91. dakikadayız. Koşun o topa. İbrahim Öztürk, İbrahim, Egemen. Egemen'den Adnan'a. Adnan Marco'ya atmak istedi. Savunmada kaldı. Karabük Spor'un oyuncularında kaldı. Serkan, Egemen. Egemen. Egemen'in pası Furkan'a doğru. Çok iyi aldı Furkan önüne. Furkan, Ferhat uzaktan vurdu. Dışarıya çıktı. Gerçekten ayakları çok hızlı. Ferhat'ın. İbrahim Öztürk. Pedro. Pedro 5. gol için saldırıyoruz. Biraz geç kaldık ama saldırıyoruz. Serkan. Pedro vurdu. Dışarıya. Artık maç bitmek üzere. 90 artı 3 oldu. Bitirir mi? Faul dedi hakem. Artık bitirir diye düşünüyorum ve maç bitti. Karabükspor'u 4-1 yeniyoruz. Furkan Deniz müthiş oynadı bugün. 2 golü var. Müthiş oynadı Furkan. Harika çocuk. Seni biraz daha geliştirmemiz lazım ama 125. Yani oynat oynata biraz daha seni geliştirmeye çalışacağız ama ne kadar gelişirsin bilmiyorum. 33 puandayız. Maç eksiklikleri var tabii yine Osmanlı Gençler Birliği'nin. Şimdi Balıkesir Spor maçı
olacak. Bakalım Balıkesir Spor maçında neler yapacağız. Ve Balıkesir Spor maç günündeyiz. Kendi evimizde oynayacağız. 3 puan almamız lazım. Mert'in kart sıkıntısı var. Leandro'yu oynatacağım ama Furkan Deniz çok iyi oynadın. Gözümden kaçmadı. 6 maçta 2 gol. Bir de maçın adamı seçilmiş. Bu şekilde oyuna başlayacağız. Bakalım 3 puanı kendi evimizde alabilecek miyiz? Ve maça biz başlıyoruz kendi evimizde. Biraz taraftar gelse de bizi bir desteklese göremiyorum burada ben taraftar niyeyse. Ve golü attık Tevfik. Tevfik'le serbest vuruştan golü atıyoruz. 1-0. 36 puan. Biz kovalıyoruz. Adanaspor kaçıyor diyebilirim şu an. Gazişehir, Hatayspor yen ya artık. Diyeceğim ama Hatayspor da bayağı aşağıda. Ama oradan en çıkabilecek takım sensin yani Hatayspor. Bir sıfır öndeyiz. 23. dakikadayız. Balıkesirspor kaçıncı? Bir bakalım. 8. onlar. Şimdi taçı kullanıyoruz. Pedro ile Pedro Adnan'a, Adnan Pedro'ya. Pedro içeriye. Marco'ya gelmedi. Ferhat tekrar içeriye olmadı. Ferhat da kaldı. Tekrardan top Ferhat. Serkan'a pas verebilir. Serkan. Şimdi Serkan'da. Serkan Ferhat'a. Ferhat Tevfik. Tevfik'e Tevfik. Tevfik uzaklardan 2-0. Tevfik uzaklardan vuruyor 2-0. İki sıfıra getirdik maçı. Çocuklar. Üçüncü golü de bulalım. Averaj şu an 18 oldu galiba. 18-20 averajda Adanaspor. Adanaspor maçı biz böyle gidersek bayağı zorlu geçecek gibi gözüküyor. İlk yarı bitmek üzere. 12 şut attık. 5'i isabetli. Hemen ikinci yarıya başlayalım. Balıkesirspor ikinci yarıya başladı. 2-0 öndeyiz Balıkesirspor karşısında. Leandro da kaldı. Leandro. Leandro. Leandro koşuyor. Leandro. Leandro. Pası Adnan'a. Adnan. Adnan. Adnan vurdu kaleci. Kornere. Çeldi topu. Adnan Aganovic. Şimdi topun başında Tevfik korneri kullanacağız. Tevfik kullandı. İçeriye doğru kaleci de kaldı. Hadi çocuklar üçüncü golü de bulalım. Tevfik'ten inanılmaz. İki güzel gol. 14 şut. Takım olarak attık. Altısı isabetli. Balıkesirspor iki şut attı. Birisi isabetli. Tevfik serbest vuruşu yine kullanıyor. Tevfik vuruyor. Bir serbest vuruştan daha golünü buluyor. Hat-trick yapıyor ve 3-0'a getiriyor maçı. Tevfik. Tevfik korneri kullanıyor. 4 mü geliyor? İçeriye doğru. Ferhat koşuyor topa. Ferhat aldı. Ferhat İbrahim Öztürk'e, İbrahim İvan'a, İvan sağ tarafta Tevfik var. Tevfik, Tevfik, Tevfik. Güzel pas Serkan.
Serkan içeriye. Faul de yok. Serkan tekrar topu kaptı. Tevfik'e. Tevfik önün boş. Şut atabilir. Attı direkt mi? Direkten dışarıya Tevfik. Dördüncü golü de atacaktı Tevfik. Müthiş oynuyor bugün Tevfik. Reklamını yaptım Tevfik. Dördüncü golü de atar mı acaba? Merak ediyorum. 66. dakikadayız artık. ...3-0 öndeyiz. 19 şut. Hatta şimdi 21 şut oldu. 9 isabetli. Balıkesir 3 şut attı. İkisi isabetli. ...81. dakikadayız. Dördüncü golü de bu aralarda bulmamız lazım artık. Taçı kullanıyor Serkan. Ferhat. Tevfik. Tevfik'ten İbrahim'e. İbrahim tekrar Ferhat. Tekrar İbrahim. Tevfik, Ferhat. Tekrar Tevfik. Pedro. Ferhat, Tevfik. Pedro, Serkan'a güzel pas. Serkan içeriye, Adnan dışarıya, Adnan Agalanoviç dışarıya attı topu. +3 oynayacağız artık. 3-0'da öndeyiz. Leandro Capel. Sağda oyuncumuz çok boş. Ferhat da görmedi. Artık maçın son saniyelerindeyiz. Ve maç bitti. 3-0 alıyoruz maçı. Tevfik'in ilk golünü görememiştik. Serbest vuruş. Tevfik müthiş bir gol atmış Tevfik gerçekten bugün. İnanılmaz bir oynadı. Gerçekten çok iyi oynadı Tevfik. Hat-trick de yaptı. Şöyle yapalım. Tebrik edelim Tevfik'i. Ligdeki durumumuz ikinciyiz. 36 puanla. Osmanlıspor 36 puanla aynı puandayız ama averajdan dolayı biz üstteyiz, ikinciyiz. Trabzonspor maçı var şimdi. Bu bölümü biraz uzun tutalım. Trabzonspor maçını da yapalım. Yenebilecek miyiz bakalım kendi evimizde Trabzonspor'u. Bakalım Trabzonspor maçı neler yapacağız. Ve Türkiye Kupası Trabzonspor maç günündeyiz. İki oyuncumuzun cezası var. Ivan'ın ve Serkan'ın, biliyorsunuz Serkan da kart görmüştü. Onların yerine Gençer oynayacak. Ivan'ın yerine ve Serkan'ın yerine de Özgür oynayacak ve bu maça bu şekilde başlayacağız. Trabzonspor bizi ilk maçta 4-2 yenmişti. Elememiz biraz zor ama zorlamak istiyoruz Trabzonspor'u. Ve maça kendi evimizde başlıyoruz. Korneri kullanıyor Tevfik. Tevfik içeriye doğru. Leandro, 1-0 öndeyiz kendi evimizde Trabzonspor'a karşı. Toplam 2 maçta da durumu 4-3'e getiriyoruz. Müthiş bir gol attık Leandro'yla. Bakalım eleyebilecek miyiz? Elemeden önce ilk önce maçı başa başa getirebilecek miyiz acaba? Seriyi başa başa getirebilecek miyiz acaba? Hadi çocuklar. Geçen maç Tevfik müthiş oynadı. Uzaktan müthiş goller attı. Ondan yine uzaktan gol bekliyorum. 7 şutumuz var şu an. 5'i isabetli. Daha Trabzon'a şut attırmadık.
19 dakikada şut atamadılar. Daha kalemize gelemediler. Müthiş bir istatistik. Ama böyle oynarken de gol de atmamız lazım çocuklar. Hadi çocuklar. Bekliyorum ilk yarıda bir gol daha. Altay'ımdan dışarıya attı Yusuf Yazıcı. İkinci şutlarını attılar. İkisi de isabetsiz şut. Hadi çocuklar. 35. dakikadayız. Tevfik, korneri kullanıyoruz. Hadi bir gol. Savunma uzaklaştırdı. Adnan direkten döndü. Orada birisi vursun. Faul dedi hakem. Direkten döndük Adnan'la. Toplam seride 4-4'e getiriyorduk maçı. Artı 2 verir hoca herhalde. 11 şut. 6'sı isabetli bizden. 3 şut attılar, isabetli şutları yok Trabzon'un. Ama çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Çok çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Artı 1 dedi hakem. İlk yarı bitmek üzere. Ve maçın ilk yarısı bitti. 1-0 üstünlükle bitirdik maçın ilk yarısını. İkinci yarıya Trabzonspor'la başlıyoruz. Çocuklar, hadi çocuklar. Elememiz lazım. Buraya kadar getirdik maçı. Elememiz lazım çocuklar. İlk önce bir gol daha atalım. Ondan sonra bir gol daha atıp elememiz lazım. Pedro Marco'ya doğru güzel pas. Marco'da top. Marco sıyrıldı. Marco içeriye Leandro'ya. Leandro pasını ver. Leandro savunmadan sekti ve Yusuf'un önüne kadar geldi. Yusuf çok rahat gidiyor. Savunmamızdan döndü. Ferhat aldı topu. İbrahim Öztürk, Özgür, Ferhat, Özgür, İbrahim, İbrahim, tekrar Özgür. Özgür pas ver Özgür. Tevfik, Ferhat, Özgür, Pedro, Adnan ayağından çok açtın. Dikkat et. Tevfik, Tevfik. Tevfik şut atacak olmadı. Adnan'ın pası. Adnan vurdu. Onur kıvrak dışarıya. Korneri kullanacağız. Ivan'ın olmamasına o kadar üzülüyorum ki kafa golü çok güzel atıyordu. Ivan, Tevfik serbest korneri kullandık. Savunmadan sekti. Adnan, Tevfik. Tevfik vurdu ama topun peşinden de koşmadı. Abdülkadir Ömür aldı topu ve orta sahayı da geçti. Kendi yarı sahasından bizim yarı sahasına kadar geldi. Ve korneri kullanacak Trabzonspor. Dediğim gibi çok dikkat etmek lazım. Çok tehlikeli ayakları var Trabzonspor'un. İçeriye doğru oynadılar. Savunma İbrahim uzaklaştırdı. dakikadayız. Dakikadayız. Pedro'dan çok fazla bir şey göremedim. Değiştirsem mi diye düşünmüyor değilim. 65. dakikaya geldik. Hadi çocuklar. Maçı uzatabiliriz. Bakın 16 şut attık biz Trabzon'a. 8 isabetli bunu 8 isabetli şuttan birisini hiç olmazsa birisini daha gol at, bulmamız lazım da gol bulmamız lazım da 77. dakikaya kadar geldik. 4 şut atmış Trabzonspor birisi isabetli. 17 şut attık 9 isabetli yine gol yok. Bir gol daha maçı rahat bir şekilde kazanabilmek için bir gol daha ileriye çıkın. artı 1 verdi hoca. Kıl payı mı gidecek? Pedro
Adnan. Hadi çocuklar son dakika golü olsun. Ferhat, Adnan, Necdet, Adnan. Allah Allah. Atamadık şu golü, atamadık. 21 şut Trabzon kalesine. Gerçekten kıl payı Trabzonspor'a elendik arkadaşlar. Türkiye Kupası'ndan da böylece elenmiş olduk ama gol ata ata elendik. Maç yene yene elendik diyebilirim. Bundan sonraki maçlar için güzel bir maç oldu bence. Zaten Ocak ayına da geliyoruz artık. Aralık ayındayız. Bundan sonraki, evet, bundan sonra Ocak ayı geliyor. Hatay Spor maçını da yapalım. Hatay Spor maçından sonra artık Ocak ayı transfer dönemi geliyor. Belki transfer yapabiliriz. Sadece bir bölüm transfere ayırabiliriz. Bakalım Hatay Spor maçında deplasmanda neler yapacağız. Ve Hatay Spor maç günündeyiz. Deplasmanda yapacağımız bir maç. Bakalım Ivan'ı da alalım şöyle. Maça. Mert gelsin. İvan Gençer'le değişsin. Serkan Özgür'le değişsin ve bu maça da böyle başlayalım. Hatay Spor maçına. 3 puan. Ocak ayı transfer dönemine girmeden önce 3 puanı alıp İlk yarıyı bu şekilde bitirmek istiyorum. Karşılayın çocuklar. Orta sahada karşılayın şu topu. Pedro. Pedro, Adnan. Kaptı topu Adnan. Leandro. Leandro içeriye doğru. Marco. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 2. Vay. Bu maç bizi yenersek üste mi taşıyor? Hocam. İlk yarıyı birinci bitirme ihtimalimiz var. Süper. Serkan. Serkan, Tevfik. Tevfik uzaktan yine denedi. Çok, çok tehlikelidir Tevfik biliyorsunuz. Dakika 13. 1-0 öndeyiz. Hatay kaçıncıydı? Hatay 16. İvan, Tevfik, Leandro, Leandro, Mert Yılmaz, Mert içeriye doğru, Pedro. Serbest vuruş dedi hakem. Gol oldu ama sayılmadı. Erdal. Hatay Spor ortası. Aman. VAR sistemine bakacak. Penaltı mı? Penaltı verdi. Penaltı verdi hakem Hatay Spor'a. Egemen kurtarabilirsin Egemen. Egemen kurtarabilirsin. Egemen. Kurtaramadı Egemen. 1-1. 1-1'e geldi maç. Altay 1, Hatay 1. Bir şut attık, 6'sı isabetli. Onlar 2 şut attılar, ikisi isabetli. Alacağız diye düşünüyorum bu maçı. Zora sokmadan almak istiyordum ama Serkan sağ olsun gerçekten. Bazen böyle şeyler yapabiliyor. Tevfik serbest vuruşu kullandı, ikiyi getirdi Tevfik. Tevfik. 2-1.
Müthiş oynuyor Tevfik birkaç maçtır. Osmanlıspor da 39 puan. Averaj her zaman bizde olacak gibi gözüküyor. 20 averajımız var. Böylece birinci bitirebiliriz. Evet, ligi ilk yarısını ligin ilk yarısını birinci bitirebiliriz. Önemli bir pozisyon. İlk yarı için Ferhat, Pedro. Pedro içeriye doğru. Adnan dışarıya. Ferhat. Pedro içeri açarsa büyük tehlike yaratırız. Pedro açtı içeriye. Adnan 3-1. Adnan Aganovic. İlk yarının sonlarına doğru 3. golü de bulduk Hatayspor'a karşı. İlk yarı bitmek üzere. 18 şut ilk yarıda, 10'u isabetli. İkinci yarıya başlıyoruz. Kapel. Leandro Kapel. Mert'e güzel pas. Mert çok iyi sıyrıldı. Ferhat'a. Ferhat. Pası Tevfik. Tevfik sıyrılamadı be Tevfik. Dördüncü gol için saldırıyoruz. Ve dördüncü gol de geliyor Marco'dan. 4-1. Marco 2 golü buldu bugün. 55. dakikadayız.71. dakikadayız. 5. golü de bekliyorum. Sessiz kaldığım zaman bazen gol atıyoruz. Bu da videodaki totemim oldu bu aralar. İvan, Adnan, Leandro, Ferhat vurabilir. Ferhat vurdu 5. Ferhat vurdu 5-1. Bayağı gol attık ya. Averaj oldu. Artı 23. Birinci dakikaya geldik. Artık maçın sonuna doğru geliyoruz. Artı 3 oynatır gibi gözüküyor hoca maçın sonunda. Doksan artı üç. Ve maç bitmek üzere artık. Taçı kullanıyoruz Pedro'yla. Adnan Hatayspor kale vuruşunu kullanacak. Adnan'dan çıktı top. Hocam artık bitirebilirsin. Maç 5-1 zaten ve maç bitti. Maç bitti. Bu maçtan da bu oyunla 3 puanı almış olduk. Marco gerçekten güzel oynadı. 2 golü var. Böylece Gençlerbirliği 36 yapacak yenerse. Maç eksiği varmış. Ligi birinci bitirmeyi başardık. Osmanlıspor'la aynı puandayız. Ama bizim averajımız daha fazla olduğu için birinci bitirdik.
Bundan sonraki zaten hazırlık maçımız var. Zaten Ocak ayına da girmiş olduk. Ocak ayı transfer dönemine de girmiş olduk yani. Böylece birinci bir şekilde girmiş olduk Ocak ayına. Bundan sonraki bölümde de hazırlık maçlarını ben hızlı bir şekilde geçeceğim. Ama nedir onun adı? Transfer yapabilirsek eğer transfer yapacağız. Şimdi yönetimin bize verdiği bir bütçe var ama bu bütçeyle hiçbir şey yapılmaz. Eğer ki genç yetenek bulabilirsek serbest olan ya da birilerini kiralayabilirsek büyük takımlardan güzel olacak. Daha da rahat bir şekilde gideriz diye düşünüyorum ama bu takım bile bizi ligde Süper Lig'e çıkartacak bir takım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarımı da takip etmemi unutmayın. Çünkü bu kariyerlerden başka kariyerler de yapıyorum. Video kariyer olmasa da kendim oynadığım kariyerler oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi de sosyal medya hesaplarımı takip eden arkadaşlar varsa Başakşehir kariyeriydi ve çok iyi yerlere geldim. Başakşehir'den ayrıldım 6-7 sene 7 sezon orada oynadım. Orada takımı yönettim. Şimdi Galatasaray'a geçtim mesela. Başakşehir'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğuna kadar her şeyi aldım. Altyapıyı geliştirdim. İyi oyuncular çıkarttık. Böyle kariyerlerim de oluyor. Takip etmek isterseniz sosyal medya, Twitter ve Instagram hesaplarımdan da o kariyerlerimi de takip edebilirsiniz. O kariyerlerde çıkan oyuncuları sizlerle paylaşıyorum. O oyuncuların büyük bir yıldız olup olmayacağını artık oradan sosyal medya hesaplarımdan da beraber tartışıyor olacağız. Lütfen Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın diyelim ve bu bölümü de burada bitirelim. Daha fazla Football Manager videosu istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bol başarılı FM'ler.